geliyor, kurt geliyor. Olsun diye bir kişi olmadım hiçbir zaman. Bir şey söylemek istiyorum canım. Hı hı. Hep bu cevapları ben veriyordum. Evet. Veriyordum. Hatta cevapları. Rica ediyorum burada hani gerçekten ne düşünüyorsan onu söylemelisin ki hani benim de cevap hani bunu bileyim. Benimle mixleşen cevaplarıyla alakalı da hani ha bu da benim gibi düşünüyormuş diyebileyim. Çünkü hani bu cevaplar gerçekten 4 senedir yalnız biri olduğum için hep benim verdiğim cevaplardı. Aynı şekilde düşünüyorum. Yani olabilir bu arada hiçbir şey demiyorum. Evet, hayır ben yok hayır nasıl algıladın anlamadım. Yani hayatımın senin... en zor katman neydi? Katılımcı arkadaşların hepsine tek çok teşekkür ediyorum. Orası çok ayrı. Ama hayatımın en zor gecesiydi ya. 4 saat falan geçti. Daha bir kişi eleyememiştik. Cevaplarını veriyormuşum gibi mi gözüküyor? Kimseyi elemek istemedi ya Muti. Herhangi bir kadın cinsiyetini buradan elemek istemedi yani. Şöyle. Aşk olsun bana mı laf sokuyorsun burada? Sinan seni bile elemedi ki. Ne anlatıyorsun? En basitinden seni eleyebilirdi. Niye? Ya, kadın değil. Selam. Cinsel tercihe uygun değildir. Eler yani. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam Sinoş. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Burcum ve yükselenim nedir? Parmak kaldırarak sormak istiyorum. Ama yani bile de bilirsiniz doğum tarihim de belli yani. Piçlik yapmayın rica ederim. Bak amına koy kızlara ne diyor. Kızlara ne diyor piçlik yapmayın diyor. Hangilerim? Sorabilir miyim? Ben aslan olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başka kimin diyorum? Sinan lütfen. Ben kesinlikle bilmeden söylüyorum yay olduğunu düşünüyorum. Yani teşekkür ederim. Başka bir lokasyon olabilir miyiz? Baba yine tabii de yayındayız. Biraz yanı. Üstü kapalı konuşun. Gözünü seveyim. Yine de yayındayız ya. Burada bu kadar insan var. Aileler izliyor. Biraz üstü kapalı lan, konuşalım yine de. Lan Çağrı karışma. Almila hangi mevkidesin? Sapık piç ya. Metrobüsün yanı falan. Hangi metrobüs lan? Ben de metrobüs yanı. Ha kay bir sürü metrobüs var yani. Metrobüs diye. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Bana mı? Evet. Yani atıyorum bir yere gidiyorsun, bir kafeye gidiyorsun sevgilinle. Evet. Sana güzel görünmek için işte böyle mini giymiş, bilmem ne giymiş. Okey. Problem olmaz diyorsun değil mi? Tamam. Ya yani karışmıyor ama değil mi? Ama yani göt etek var bilir misin? Şey göt etekleri. Nasıl yani? Yani göt etekler vardır. Nasıl yani? Göt etek var mı? Yok hiç giymedim. O ne? Belli ki ben bunu göt etek diyorum. Evet. Ben noktası anladın mı hani göt etek. Ben göteleyi biliyorum kanka. Göteleyi değil. Göt etek kanka. Göt altı gibisin lan. O biraz. Aşk demişti. Çok güzel bir gelecek kurabilirdik dedi ama kaybettin dedi. Yapacağın işi sikiyim dedi. Yapacağın işi sikiyim. Programda bana çok şu şekilde geri dönüşler. Sinoş ne kadar seksisin lan bu programda. Ben her zaman köpek. Köpek gibi seksisin bu programda. Oldu hani içine ne giymişsin öyle seni ısırırım yerim şeklinde. Ben gözüm korktu çünkü sayı gerçekten çok fazlaydı. Ama bir yandan da istemiyorum diyemem. O yüzden bugün farklı bir rengini giyin. Ya ne yapıyorsun be ben çıkmış oradan ya ne yapıyorsun? Ya nasıl yıprattınız? Beni niye çağırdınız o zaman? Bak ya bir yayında şöyle bir an yaşadım. Efe arıyor beni sadece güldük amına koyayım kapattı anladın mı? Bana diyor ki sen nasıl dayanıyorsun diyor Efe. Çocuğuyla ben 2 metreden hatta 2-3'den fazla yani. Kanka kudurdum ya gerçekten kudurdum ya. Allah aşkına kapatın şunu ben sikir olup gidip yatalım. Abi kolay gelsin sana. Eyvallah kanka görüşürüz çok selamlar herkese.
Hadi bakalım. Yani buradan Efe Uygaç'a bir mesaj iletmek istiyorum. Hayatım sikiyim kardeşim. Burada benim duygu, hayatım, ne bileyim işte kişisel hayatım söz konusu. Beni burada bitirmeni istemeni algıla... Bana işim ver işim! Ben bir şey söyleyeceğim. İşim ver artık bana! Ben demek istiyorum. Ben anlaşmak istemiyorum. Abi program belli bir yerden sonra... İşim var ulan! Ben burada duygusal bir şeyler hissetmek zorunda mıydım? Delirdim ulan, delirdim lan, pis! İsim ver lan bana. Ele lan birini ele. Sinan gitsin kanka. Sinan çıktı git. Kankamı istiyormuş. Belli ki ben burada onu bir şey yapmak istemiyorum. Dakika durmam zaten ben artık. Sen git artık. Ne böyle kankam? Bir dakika bir dakika. Allah Allah. Ben çok daha güzel hissetmiştim. Bir saniye bir saniye, şakası bir tarafa. Nedir ki yani, mesafeler mi engel olacaktır böyle büyük bir aşka? Ama yani bir Avustralya'da olsa tabii ki mesafe. Avustralya'da. Amcık Avustralya diyor. Avrupa yakasındaki kızı eledi. Anadolu yakasındaki kızı finale götürdü ya. Kaldırırız zaten böyle bir şey olsa. Uzaktan mı? Anca yani mesafeyi kaldırırız. Çok ayıp şaka yapmışım. Evet Ceren'cim. Senin mesela bir ilişkide kaldıramadığın bir şey var mı? Ben de senin gibi salak durumuna düşmekten çok... Yaşatmamalısın. Ya Efe! Chat'te mi ya Efe? Efe Allah belanızı verme, sizin bu çocuğu bir alın götürün mü haftacı? Ya Efe bir şey diyemezsin, ben artık aynı yerdeyim. Sikerim. Efe'yle bir konu alakası yok. Ben burada kendi aşkımı bulmaya çalışıyorum. Çocuğu, bu çocuğu gidin alın götürün, bir mektebe götürün onu. Bu arada mektebe yazıyorum. Allah belamı da verdi yani. Yani Allah da belamı verdi bu konuda. Yazdım, hiç oku. Koptum ananı sikim, koptum ya. Oh. Bilir miyim? Dinliyorum. Şimdi sevgili Mutlu, Ceren Hanım dedi ki ben dedi yılanları çok seviyorum dedi. Yarın bir gün olsun... Yok Ceren Hanım yanlış anlamayın, ben soru anlamında soruyorum şu anda. Yarın bir gün hani siz oldu ki, oldu diyelim ki beraber oldunuz falan filan böyle. Hatta aynı evde yaşama kararı aldınız. Hı-hı. Ceren de dedi ki evde yılan mı besleyelim dedi diyelim ki Mutlu. Kaç santime kadar? Yılanın boyutu anlamında söylüyorum. Yanlış anlamayın. Çünkü yılanın bir ton çeşidi var. Böyle şeyi var. Kobrası var. Ben de 20 ideal diyorum ben. Böyle 20 otur. Ha, onu öğrenmek istedim. Yanlış anlamayın. Mesleklere hiç girmeye gerek yok. Zaten ben... Hadi. Love demişti. Bile ya. Bile. Yani hepsi gerçekti. Aynen. Bizde RP yok. Aşkı benimle yaşa dersen ama Muti kardeşim pek uygun olmuyor. Çağrı. Efendim? Aşkı benimle değil. Aşkı ben sadece Muti'ye yaşatacağım. Yaşayamadı aşkı. Çağrı bu işin kaç kişiyle yaşadığının bir önemi var mı kanka? Kaç kişiye söylediğin bir önemi var mı? Lütfen ya. Yok doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ne? En iyi yeri yoktu ama. Parkelere baktı oğlum adam. Parkelere baktı Muti kardeşim. Adam harbiden parkeden seçti. Parkelere baktı lan. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at. Yorum yaz. Ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.